Dünyanın en güzel halılarıyla, şifalı hünnabıyla, bademiyle, kirazıyla, inciriyle, üzümüyle, aynı zamanda çanıyla, aynı zamanda kalaycısıyla, helvacısıyla, dünyanın, ülkemizin en güzel şehirlerinden biri Manisa Demirci'deyiz. Efendim, keyifle izleyeceğiniz program En İyisi Gezmek başlıyor. İyi seyirler. Evet değerli izleyicilerimiz, Manisa Demirci'deki yolculuğumuz devam ediyor. Geçebilir miyiz? Evet, geçtik. Tarihi unutmamak gerek. Eskiden mektup vardı, üzerlerine yapıştırılırdı pul. Türkiye'de halıcılık denince Manisa Demirci, Manisa Demirci'de de Ali Rıza Özkul diyerek bağlıyorum. Gördüğünüz gibi rengarenk halılar. 100 yılın üzerinde halıcılık yapan bir aile ve şimdi bu aileyi temsil eden Ali Rıza Özkul abiyle birlikteyiz. Abi, çok metninizi duyduk. Geldik, mutlaka gelin görün dediler. Tarihiniz nereden başlar? Tarihimiz 1912 yılında dedemizin babası Ali Rıza Efendi kumaş tüccarı, fakat askere çağırmışlar. Savaşa gidiyor, yaralı olarak geri geliyor, kumaşları satıyor, halıcılığa geçiyor. El halısı tabii. El halısı. Bu 1913'ten sonra 1950'ye kadar el halısı devam ediyor. Sonra 1950 yılında bir makine alalım, dokumaları makineyle yapalım düşüncesi ortaya çıkıyor. Ve soruşturuyorlar, Sanayi Bakanlığı'na bir yazı yazıyorlar. Biz böyle bir makine alacağız, hangi ülkede var, adresini verir misiniz diye. Almanya'da ve Belçika'da iki firmanın adresleri geliyor. Ve başlıyorlar muhabereye. O zaman Demirci'de telefon yok, telgraf var sadece. Mektupla tabii muhabereler yapılıyor. 1952'ye kadar bu muhabereler devam ediyor. 52'de Türkiye'nin ilk halı dokuma makinesini Hamburg'dan İzmir'e deniz yoluyla geliyor. O zaman Demirci'de elektrik yok. Onun için makinayı İzmir'e kuruyorlar. İzmir'in Tepecik semtine hemen basit böyle biriketten bir şey yapıyorlar. Demirci'ye elektrik gelene kadar 2 sene makine orada çalışıyor. Gene yün halı üzerine, ama o zamanlar cami halısı yok. Ev halısı üzerine çalışıyor bizim dedelerimiz. Sonra Demirci'ye elektrik gelince o makineyi oradan babam söküyor. Tekrar Demirci'ye kuruyor. Peki bir de serüveniniz var, yani halıları buradan alıyor musunuz? Ha, o 1935 ve 45 yılları arasında dedem burada dokumalar devam ederken İstanbul'a, Kapalı Çarşı'ya bir dükkan açmak istiyor. Gidiyor, dükkan buluyor orada. Sonra buradan develerle 4 günde Demirci'den Balıkesir'e develerin üzerinde kervan şeklinde Balıkesir'e gidiyor. Balıkesir'de trene yükleniyor. Trene Balıkesir'den Bandırma'ya kadar gidiyor. Ondan sonra Bandırma'da gemiye yükleniyor. Marmara Denizi'ni geçiyor, Sirkeci'ye varıyor. Sirkeci'den Kapalı Çarşı'ya at arabalarıyla taşınıyor. Bu her 4-5 ayda bir yenileniyor bu kervan. Evet. Tabii bunun gecesi var, gündüzü var. Bütün yükler, develerin yükleri akşam indiriliyor. Yani buradan çıktığında belki 10 günde, 15 günde anca varıyor. 4 günde, geceli gündüzlü 4 günde. Evet. Yaklaşık 50.000'in üzerinde bizim referansımız var. 1952'den beri camilerde. Türkiye'nin en önemli camileri işte Edirne Selimiye Camii, Bursa Ulu Camii, Ankara Hacı Bayram Camii, İstanbul Süleymaniye Camii, Eyüp Sultan Camii gibi çok önemli merkezler. Fatih Camii, daha büyük yapılan camilerin çoğu, tarihi camilerin %95'i hemen hemen. Tabii Anadolu'da da çok önemli camiler var, referanslarımız var. Şu anda biz sadece cami halısı üzerine çalışıyoruz. Evet. Onun dışında sipariş gelse bile almıyoruz. Evet. Peki son dönemde tutan hani modada, giyimde evet, trend deniyor ya. Trend nedir? Trend şu türkuaz rengi. Şu anda talebin ağırlıklı kısmı türkuaz üzerine geliyor. Peki Ali Rıza abi hemen şunu da sorayım. İyi halıyı nereden anlayacağız? İyi halıyı... Siz genelde cami halılarını nasıl yapıyorsunuz? Evet, iyi halıyı bu meslekte olmayan birisi zor anlar. İyi halının sırrı iyi yün kullanmaktadır. Çünkü yünün bir standardı yok. Hani 10 numara yün, 8 numara yün, 9 numara yün diye bir şey yok. 2,5 liradan başlıyor, 15 liraya kadar kilosu yünün değişiyor kalitesine göre. Burada önemli olan kaliteli, uzun uçlu ve sağlam yün kullanılması. Bu şekilde gramajlı bir halı yaklaşık 40 sene, 45 sene bir camide hizmet edebilir. Bir de şunu söylemekte fayda var. İyi halı zaman geçtikçe evet, ipeksileşiyor diyor. Aynen. Hem yumuşaklığı artıyor hem de ipek gibi parlama özelliği kazanıyor. Bu tabii o safhaya geldikten sonra artık kolay kolay aşınmıyor. Kaygan bir yüzeyi oluşuyor. İnsanlar da secdeye vardığı zaman rahatsızlık hissetmiyor. Temiz bakıldığı zaman yünde koku olmaz. Yün en sağlıklı malzemedir. Antistatik özelliği vardır kendi doğalında. Yanmaz özelliği vardır yünün. Onun için otellerde de şu anda dünyada gene yün halı revaçtadır. En fazla tercih edilen yündür. Efendim başınız dönmesin. Başınız dönecekse Allah'ın evinde, camilerde dönsün diyoruz. İşte gördüğünüz gibi camilerimizi süsleyen, zemininde alnını secdeye koyduğumuz rengarenk Manisa Demirci halıları efendim. İzleyicilerimiz, yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennem ateşinden Rabbim bizi korusun inşallah. Odunlar ve ateşler sadece ekmek yapmak için ve ekmek parasını kazanmak için yakılsın diyoruz. Mahmutlar Mahallesi, Akıncılar köyündeyiz diyebiliriz. Akıncılar fırınındayız diyebiliriz. Gördüğünüz gibi mükemmel derecede bir ateş var. Buraya tekrar tekrar ekmekler atılacak. Ancak içeride pişmişleri var. Mayalanmışları var. Şöyle ablamı yanıma alıyorum. Abla buyur gel şöyle. Sen de gel ablacığım şöyle. Büyük usta ablam benim. Abla kaç tane ekmek yapıyoruz günde? 86 günlük fırın sayısı 18-20 olabilir. Hayır, kaç ekmek atıyoruz içeri? 86. Her gün 86 tane ekmek mi yapıyoruz? Bir fırında. Bir fırında. Bir fırında. Evet. Toplamda? Toplam kaç oluyor? Bilmiyoruz, saymıyoruz. Kaç kere yakıyorsunuz fırını? Biz vardiyalcı açtığımız için 15-16 yakıyoruz. 15-16 tane yakıyorsunuz. Evet. Ya devamlı çalışıyoruz ama. Evet, vardiyalı çalışıyoruz. Beceriyoruz. Ekmeğe güveniyorsunuz. Güveniyoruz. Akıncılar fırını burası. Evet. Burada yapılan ekmekler nereye gidiyor? Manisa. Demirci'ye gidiyor. Bizim firma Manisa'ya gidiyor. Manisa'ya gidiyor. Ekşi mayalı ekmek diyorsunuz. Ekmekleri nereye dizdiniz? İçeride. Gelin bakalım. Buyurun öncülük yapın ablacığım. Buyurun önden girin. Sen de gel ablacığım. Evet değerli izleyiciler takip et bakalım. Şuraya bakar mısınız ya? Mis gibi emek kokuyor, ekmek kokuyor, ekşi maya kokuyor. Buralara pişirdikleri ekmekleri böyle değerli izleyicilerimiz diziyorlar. Burası günde 4 kere 5 kere doluyor, taşıyor. Ekmeğin en kralı da gerçekten Akıncılar fırınında yapılır. Abla kaç yıldır? 7 sene falan oldu. Senin ablam? Ben 2 senedir çalışıyorum burada. En güzel ekmeği biz yaparız diyor musunuz? Evet, yaparız. Yaparsınız. Evet. Fırın biraz kendinden geçecek. Ateşi herhalde evet, sünecek. Ondan sonra da mayaları atacaksınız. Evet, evet. Abla çok çok teşekkür ediyoruz. Ekmek değerli izleyiciler. Hani diyorlar ya bazen böyle ekmeğinen ye diye. Aha ekmek yemek istiyorsanız her taraf ekmek. Gördüğünüz gibi ekşi mayalı ekmek. İçeride de hamur bölümü var. Orayı da hemen ben göstereyim. Buyurun ablalarım siz önden gidin. alan burası? Burası serip fırına girecek şu şekilde hazırlanmış. Yani burada 8 saat, 9 saat, 10 saat boyunca diyorsun. Evet. Ekmek çıkartıyoruz. Evet. Full ekmek çıkartıyoruz. Ekmeğin ömrü ne kadar? Ömrü mü? Ömrü yani kaç gün kullanabiliriz? Ya dolapta bir ayda durabiliyor. Normal taze tüketeceğim derse? Taze tüket bir hafta sürebilir. Bir hafta sürebilir diyorsun. Ablalarıma çok çok teşekkür ediyoruz. Bu bölgede çok ciddi manada da ekmek üretimi var. Daha doğrusu ekmeklerini ekmekten çıkartıyorlar. Güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Değerli izleyiciler, içeride birisi diyor ki annene selam söyle. Obası baban yaşıyor mu diyor. Öbürü diyor ki teyzen duruyor mu diyor. Bu kapının arkasında var ya bir muhabbet var. Öyle bir güzellik var ki şimdi gerçekten çok organik, çok doğal, çok natural. Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan insanlar var dediler içeride. Kapıyı görüyorsunuz. El kesimi, el yapması. Ama bu kapıda bir özellik var. Derinden bakmak lazım. Dedim ki kapıdan gireceğim. Bu kapıdan girilmez mi? Bu kapıdan girmek de çıkmak da bana göre çok onurlu ve gururlu bir şey. Yaklaş Okan, yaklaş, yaklaş. Çıplak gözle zordur ama şuraya bir bakar mısınız? Ben işte buna kurban olurum, bakar mısınız? Bak, ay yıldız işlemesi. Eskidiği için belki gözükmüyor ama ay yıldızımız ve hilalimiz. Ben muhtarıma diyeceğim ki bu kapıyı hemen özellikle şu bölümlerini inşallah kırmızıya ve beyaza boyayacağız. Bu kapıda bu belirgin duracak. Ölürüm. Ay yıldızını hilaline uğruna ölürüm diyorum. Gördün değil mi? Gözüktü. Şimdi içeriye giriyorum. İçeride bakalım neler var. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Allah daha iyi etsin. Şimdi ben dışarıda sunuş çekiyorum. Biriniz oradan diyor ki anan sağ mı? Baban yaşıyor mu? Nasılsın, iyi misin? Sesler hep girdi. Ay oğlum, abi ya şöyle bir kafayı kaldırayım. Ya abi böyle bir güzellik var mı ya? Ya vallahi diyorum ya böyle bir güzellik var mı? Şuraya bakın. Yüzleri gülüyor. Yanaklar zaten pancar gibi. Bademi yiyorlar, kirazı yiyorlar, vişneyi yiyorlar, cevizi yiyorlar, inciri yiyorlar. Ekmek natural. Sağlık var, bolluk var, bereket var, rahmet var diyoruz. Değmeni çekerken yorulmuşlar da de ondan öylelerdi. Bak yoruluyoruz biz bunu nasıl çekerken. Nasıl 5 kişi bir tane değirmenin başında olsun, ya? 5 kişi bir tane. Değirmenin bunu tek başına çeviriyormuş. Bizde yaşımız 80'e vardı. Var mı o kadar? Tabii 80 yaşındayız. Değerli izleyiciler, ablalar var ya çok tatlılar, çok sevecenler. Ne yapıyoruz annem? Bunu çevireceğiz, değmeni döndüreceğiz. Pilav edeceğiz. Bunu pilav edeceğiz, yiyeceğiz. Bulgur mu bu? Bulgur. Kısır edeceğiz. Bulgura bakın değerli izleyiciler. Bulgur, sağlık var, sıhhat var biliyorsunuz. Benim il Çorum, pirinç, Osmancık ama bulgur, sağlıklı sıhhat. Şekeriniz varsa pilavdan uzak duracaksınız. Kaç yıllık değirmen şu taş? Bu değirmen 100 yıllık. 100 yıllık. Nereden biliyorsun? Senin yaşın 100 var mı? Yaşımız, ebelerimiz, dedelerimiz çeviriyordu. Biz de böyle öğrettiler, biz de yapıyoruz ince. Şöyle geldim ince. Şöyle geldim. Nasılsın annem? Şöyle şu tarafa doğru dön bir bak, cemalini görelim. İyisin. İyi. Yaş kaç? Yaş 8'e maya üstünü bilmiyorum. Üstünü nasıl bilmiyorsun ya? Ben sana söyleyeyim. Şöyle gözümün içine bir bak. Bak ya. Bir bak. Dikkatli bak. Göz kırp. Bir daha göz kırp. Senin yaşın 92. Yok canım. Var var bak. 8'den. Hemen orada kendi yaşı biraz genç ya. O kadar yok. O kadar yok diyor. Çünkü aralarında eğer 3-5 yaş varsa ona da yüz diyeceğim ya. Hoşuna gitmeyecek. 85, 81, işte 80'deyim. Nüfus kağıdında yazmıyor mu ya? Ha? Nüfus kağıdında yazmıyor mu? Ne mi bunu? Nüfus kağıdında diyorum yazmıyor mu? Nüfus kağıdım. Ben yazıyorum. Benim nüfus kağıdımda yok. O zaman nüfus kağıdı yokmuş diyor. O zaman sen yüzü devirmişsin. Okulum yazarım seni yok. Seni yazmamışlar. Ne? Hacıya gitti geldiler ya. Ne zaman gitti? Epey oldu. Bu sene diyeceksin diye korktun mu? Bu sene haç yok biliyorsun. Yok. Allah kabul etsin mübarek toprakları gördün. Doğru mu? Onu. Mübarek toprakları gördün diyorum. Mescid-i Nebevi'yi gördün. Gördüm. Anneciğim sen nasılsın bulgura bakıyorsun? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Hamdolsun küpeleri de gösteriyorsun. Küpelerini göster bak. Senin yaş kaç? 72. Allah nazardan saklasın. Amin. Biz 80 yıl daha yaşayasın inşallah. Aa, o kadar çok yaşamayayım. Niye? Aa, bana bakan olmaz. Allah Allah. Benim kimse adam 20 sene oldu öleli. Ne diyorsun ya? 20 sene. Burada da bir tuhaf bir durum var abi. Biz adamlar erkek yaşı uzun yaşıyor diyorduk. Sen ne yaptın Nurullah? Bizi hep yaşayanların yanına götürmüş ya. Tabii şimdi bir insanın özü güzel olursa, sözü güzel olursa, bir de gözü güzel olursa muhabbete doyum olmuyor. Bakıyorum annelerin %80'inin gözü böyle yeşil ya da mavi, geri kalanında kahverengi, bal rengi, siyah, onlar da kendine göre güzel. Yine böyle güzel gözlü bir annemle beraberiz. Anneciğim nasılsın, iyisin? İyiyim elhamdülillah. Sizler de olmalı. Vallahi biz de iyiyiz. Buraya geldik, daha iyi olduk. Senin yaş kaç? 76. 76 yaşındasın. Allah nazardan saklasın. Bu genç kızlar ne yapıyorlar şimdi burada? Bilmem ne ediyorlar. Bulgur ölçecekler. Bulgur çekiyorlar. Bulgur çekecekler. Bulgur çekecekler. Allah çile çektirmesin, bulgur çektirsin değil mi? Tabii tabii. Sen de seyredeceksin inşallah. Evet. Eşlik edeceksin onlara. Anne senin yaş genç. Gençler 63. 63 mü? Ya burada 80 var, 85 var. İyiyim şükür. Allah daha iyisin. Hamdolsun. Allah sana da uzun ömürler versin. Amin. Şimdi şu tarafa doğru gidiyorum. Bu tayfanın en yaşlılarından biri annem burada. Şöyle geliyorum. Bak ne güzel buraya Kur'an-ı Kerim'i de koymuşlar. Bismillahirrahmanirrahim demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Annem nasılsın, iyisin? İyiyim. İyiyim işte. Nasıl, memnun musun mahalleden? Memnunum, memnun. Yaşantından memnunsun? Yaşantımdan da memnunum. Adam kodu gitti ya, parayı da kodu gitti. Yaşantı olacak tabii. Oo, senin adamda mı kodu gitti ya? Adamdan da kodu gitti. Allah Allah ya, bu köyün rahmetlileri yeri öyle erken göçtünüz, ablamlar kalmış böyle. Ne zaman kodu gitti? 3 sene olmadı daha, 2,5 sene oldu işte. Seninki iyiymiş, onunki 20 yıl önce gitti. Eltiyiz onunla da, onunla kız kardeşiz, onunla eltiyiz. Allah Allah. Kırmızılıyla eltiyiz. Ya onunla burada adamlarda kardeşiz. Mı bir anormallik var, sizde mi var bir anormallik? Biz neydiğini anlayamadık biz. Ne yapıyorsunuz, adamları erken yolcu ediyorsunuz? Yolluyoruz, hepsini yolluyoruz. Allah'ım, paraları yiyoruz diyorsunuz. Allah Allah. Aylık kaldı. Kaldı. Şimdi annemler yöreye ait bulguru ne yapacaklar? Çevirecekler. Çevirecekler. Önce bir çevirin bakalım. Baba bak nasıl çevirecek? Çevir hadi bakalım. Çevir Allah çevir. Çevir Allah çevir. Öğün. Hadi bakalım. Sana geldi. Sana sormadık. Senin yaş kaç? Benim yaşım 75. 75 yaşındasın. Ha, bak bu işi görüyorsun 75 yaşında. Ama deminki mesajı sana verdim. Bak onlar renkli gözlü, sen kahverengi siyah gözlü. Ama senin gözler de güzel maşallah. Tabii bulgur ondan kovalı çekiyorum bak ya. He? Ondan kovalı çekiyorum bak. Ondan kovalı çekersin tabii 100 yaşında o. Gözüm, sen onun yaşına geldiğinde oranın... Hiç... Allah Allah. Türkü ne söyleyeceğiniz? Edem ya. Türkü. Çektim başıla de, gözüm doldu yaşıla de. Çektim başıla, gözüm doldu yaşıla. Fur çevir yallah, fur çevir. Tamam mikrofonu verin, bu kadar mı? Ha? Onu ben de söylerim. Bulgur çektim. Bulgur çektim daşıla de. Gözüm doluyor. Yaşıla. Çevir Allah'ım çevir de. Ya bunun türkü hali yok mu? Ha? Türkü hali yok mu? Bakça türkü hali. Al o zaman şunu. Hayır hem bizim sesimiz yetmiyor. Bulgur çekemeyiz ama o zaman türkü çekerken. Ya o zaman bir dakika şimdi onlar çevirsin sen söyle. Sultan anne. Tamam sen burada en yaşlılarından biri sensin Sultan anne. Şimdi onlar uyanıklık yapıyor. Diyor ki bunu diyor çevirirken diyor türkü söyleyemeyiz diyor. Sanki çok büyük iş yapıyorlar. Doğru mu? Şimdi nefesimiz kesiliyor. Bir dakika da. Nefesin kesiliyor ama ben de sözlerimle adamın nefesini keserim. O zaman onu ben çevireceğim. Türküyü siz söyleyin kesilmez. Al bak. Al ben çeviririm ha. Tut. Hadi bakalım. Ben de beceremem. Vallahi mikrofon senin elinde kaldı. Ben çevirmedim. Barba çevir anne hadi barba. Ben anlamam. Bizim Türk. Ben anlamam at bulguru. At bulguru ben çeviririm. Bak ikimiz barba çekem hadi. Ne çektin? Sen önden git biz arkadan gel. Benim bildiğim Türkçe sen biliyor musun? Ha? Benim bildiğim Türkçe sen biliyor musun? Ben bilirim senin akenden var. Hadi. Hadi bakalım. Penceresi cam cama. Muallim selam söyle amcama. Muallim sen amcam kızını vermezsem. Muallim turşu da kursun fincana. Muallim turşu da kursun fincana. Muallim gide bir sölde dayandım. Güvendiğim darlar elime geldi. geldi. Ya sen ben söylüyorum sen playback yapıyorsun. Ben senin aklından bahsediyorum. Ya playback yapıyorsun. Hayır ben bilmiyorum sen söyleyeceksin ben senin aklından bahsediyorum. Ne oldu ya? Bak ne güzel oldu değil mi? Yoruldum be. Ya yorucu bu. Ya Neşe'ye bakar mısınız değerli izleyiciler? Allah size uzun uzun ömürler versin. Amin, amin, amin. Evet değerli izleyicilerimiz, her zaman ama her zaman Rabbim nasip ederse gözümüzde mutluluktan aksın yaş ekranlara geliyor. Tam 150 yıllık bir dibek taş. Tabii ki gördüğünüz gibi tarihi eserlerle yine beraberiz değerli seyirciler. Yukarıda bu kolla çevrilen ablaları kesmedi. Dediler ki ya kardeşim bazı aramızda yaşlılar var ama biz kendimiz 75-80 yaşındayız ama kendimizi güçlü hissediyoruz. Anadolu kadını güçlüdür dediler. Şerife bacı gibi güçlüyüz dediler. O zaman dedim ki gücünüzü gösterin. Doğru mu annem? Doğal her şey. Dur. Doğal bak şey abi yemin. Daha ben sormadan bak kafayı kaldım. Abo. İndiririm diyorsun tepesine. Ben indirin. İndiririm. Lütfullah çeksene kardeşim bunları. Yorma kendini. Aman aman. Vay dur sen dur sen vur. Vurdum. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah sen de dur dinlen. 3 vuruş 1 duruş diyoruz. Sen de sıra. Bizi dinlendiriyorsun. Kaçandan tokunun değil. Tamam kafaya çakarım dedi evet. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah dur dinlen. Dinlen, dinlen, dinlen. Şimdi annem ne yapıyoruz? Bunu döveceğiz. Bunun kabuğu çıktı mı? Günah ne bunun? He? Günah ne? Niye dövüyorsunuz? Ne dövüyoruz? Bunu günahını döveceğiz. Bu yüzden çıkan keşkek yapacağız. Günahı yiyeceğiz. Ne? Günahı niye dövüyorsun? Günah yok. Günah yok. Yok canım. Bizim elimize düştü. Elimize düştü. Evet. Tabii elimize yemek düştü. Yapacağız diye. Vura vura diyorsun. Vura vura. Kabuğunu çıkarıyoruz. Kabuğunu çıkarıyoruz. Keşkeğini yapıyoruz bunun. Düğünlerimizde normal yemeklerimizi yapıyoruz böyle. Bu senenin mahsulü mü? Bu senenin mahsulü. Abi taptaze ya. Bunun adamı çiğ yesi var ya. Budaya bak ya maşallah ya. Allah Allah. Kaldırdık mı yıkıyoruz. Burada dövüyor. Keşke yediyoruz yiyoruz. İşte içinden böyle taş çıkarsan oluyor. Abi, yakalarım bak. Yakalarım. Yakalarım değerli izleyiciler. Taşı yakalarım. Bunları aklayacağız. Evet. Kaç yıllık bu taş? Biz biliriz taş 100 yıllık. Sen 100 yaşında olduğuna göre. Ben 100 yaşına gelmedim. Geldin. Hiç şey yapma. Hiç geldin. Geldim hemen annemin yanına buraya. Anne kaç yıldır bu taşta döversiniz? 100 yılı geçkindir. Biz analarımız, babalarımızı böyle gömmüşüz, böyle gidiyoruz işte. Böyle gördüm, böyle gidiyoruz. Senin böyle evlat var mı burada? Benim evlat yok, benim evlatlarım. Burada evladı olan kim var? Kimse muhtar yok, kimin oğlu? Muhtar gel abi gel muhtar gel. Dayımın oğlu, akrabamız. Senin neyinin oğlu? He? Muhtar neyinin oğlu? Muhtar benim akrabamın oğlu oluyor. Şöyle muhtarım seni şöyle alalım. Evet muhtarımız da değerli izleyiciler bu ablalarla bizleri buluşturdu. Hangi köydeyiz muhtarım? Demirci'nin Sevinçler mahallesindeyiz. Gelenekler devam ediyor. Evet aynen devam ediyor. Ben 46 yaşındayım. Bunlar da 78'e diyorlar kendileri bak. Daha dedelerimize, ebelerimizden geldiği gibi aynen devam ediyor. Seninle yakın akrabalık var ama. Yakınız evet. İkimiz. Halam. Dayımın oğlu. Çünkü çok suratlar evet. Benziyor. Bak halam. Benden kaçmak. Benle benzemiyorum. Benim de akrabam. Sen benzemiyorsun. Sana benzeyen hiç kimse yok burada. Allah Allah. Vallahi sen teksin bak. Sana samimi söylüyorum. Sen teksin yani. Tek geçiyorum seni. Evet. Hepimiz dededen ebeden hep akrabalık var yani. Ama mutluluk var. Dallarda erik var. Dut var. Aynen. Üzüm var. Yani yok yok aynen, maşallah. Aynen. Badem var. Bereket. Aç geldi mi tok gider herkes bizim köyden. Buraya diyorsun aç gelen tok gider. Aç gelen tok gider. Aç giden tok gider nasıl olur? Her şeyimiz var yani erimiz var, bak dudumuz var ya aralarımız var. Ama şimdi hani yemişlerimiz var. Sağlam gelen nalı diker gider gibi söyledin. hayır. Allah korusun diyorsun ki. Muhtarım çok bereketli maşallah. İnsanlar hep böyle neşeli midir? Devamlı. Ya neşe kaynar yani burada. Yani diyorsun ki bu köyün evleri köşeli, insanları hep neşeli diyorsun. Evet, aynen dediğin doğru. Ormanları da meşeli diyorsun. Evet, abi. Evet. Evet, sağ ol. Geleneksel ya annem siz bunu nasıl kaldırıyorsunuz kardeşim bu kaç kilo ya? Allah Allah ya. Bunun ağacı ne ya ağacı? Neşe. Meşe. Odun alırsan meşe, dükkan alırsan köşe. Eş alırsan Ayşe. Evet öyle diyoruz efendim. Biz de dövelim bakalım muhtar. Hadi beraber dövelim. Vur bakayım muhtar. Tempo. Hop. Hop. izleyicilerimiz, gerçekten buram buram tarih kokuyor. Hani demişler ya, elik dalı gevrektir. Şu anda balkondan bizi gözetleyen Saime annem de bu köy için adeta bir yürektir efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, buram buram tarih kokan bir evin koridorlarından şöyle yürüyorum. Bu duvarların keşke dili olsa da konuşsa, bu duvarlar bize tarihi biraz anlatsa diye düşünüyordum. Kerpiç duvarlar, gördüğünüz gibi tarih, işte bu duvarların içerisinde yaşayanlar anlatsın istedim. Pala Dayım, isim neydi annem? Fadime. Pala Dayım'ı kulaklar duyuyor, buradan o söyledi. Fadime annem, nasılsın? İyiyim. İyisin. Şöyle gel, sen de şuraya otur. Gel. Otur. Sen de oraya otur. Ben de şöyle aranıza bir diz çökeyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Lakap ne? Ne gibi dedin? Yani Pala Dayı mı? Bir namın var mı? Evet. Gerçek isim Ali Osman. Doğal olarak Pala olarak geçiyor. Kaç yıldır böyle Pala? 40 senedir. 40 senedir bıyıklar böyle diyorsun. Heh. Pala diyorsun, şekil. Aynen. Önümde durmayın, şekil diyorsun. Doğru mu? Evet. İsim ne demiştin? Ali Osman. Ali Osman abi. Hayırdır çift baston? Zamanın hızlı yürüyüşünden biz de hızlı yürümeye buna alıştık. Bunlar şimdi diyorsun hem sağ ayağım, sol kolum, sağ ayağım. Sağ ayağım. Yani diyorsun. Hangisi zora gelirse onu idare ediyoruz. Anneciğim nasılsın? İyiyim. Allah'ıma şükür iyiyim. Sizin isim neydi? Fadime Karabulut. Fadime, çok güzel bir isim. Fadime anne, kaç yıllık evlisiniz? Bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim. Pala Dayı'ya sorarım ben de. 58'den beri. 58'den beri evlisiniz. Ne yapar? 42 oradan yapar. Evet. 20 de buradan yapar. 62. Evet. O zaman sizin yaş 80 ve üstü. 2. 82 yaşındasın. Fadime annem kaç yaşında? Aynen. O da mı aynı? Değerli izleyiciler, şuraya bakar mısın? Allah uzun ömürler versin. Yani 62 yıllık bir evlilik ya. Allah nazardan saklasın. Bu evde mi damat oldunuz? Aynen. Bu evde yaşadınız. 62 yıldır bu. Aynı numara. Gözlerin doldu. Gözlerin doldu, hüzünlendin. Gözleri doldu. Ali Osman abimizin, Pala Dayımızın 62 yıldır mutlu bir evlilikleri var burada. Kolay değil. 62 yıl sadece evlilikleri. Bu köyde büyü, bu köyde yaşa, bu köyde ekmek ye, bu köyde evlen, bu köyde yuva kur. Ali Osman Dayı, hayır, aşk var mı? Olmuştur, olur. Güldü ya, demin ağlıyordu, şimdi güldürdük Ali Osman Dayı. Hep böyle gülesin inşallah. İnşallah. Gözünden tabii yaşlar hep mutluluktan dolayı aksın inşallah. İnşallah. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Bu akıttığın gözyaşları da inşallah sana ileride şefaatçi olur. Sen iyi bir abimizsin bizim. Bu tarihi ev, Allah size uzun ömür versin. Amin, bu gölgeden hiçbir zaman ayrılmayın. İşte. Çoluk çocuk var mı? 5 tane. 5 tane. Gelip gidiyorlar değil mi? İşler olursa gelirler, işler olmasa işlerinde çalışıyorlar. Çalışıyorlar, gurbetteler. Gurbetteler ama arayıp soruyorlar değil mi? Buradalar, burada. Tamam, çalışıyorlar. Arayıp soruyorlarsa evet, sorun yok. Pala Dayı'yı sana emanet ediyoruz, seni Allah'a emanet ediyoruz. O biraz duygusal. Sağ ol, sağ ol. Ama vallahi köyün en güzel kızını almışsın ha. Tabii. Ha? Severek aldık ya. Severek aldın değil mi? Ay be, yine gözleri doldu ya. Yani demin utancından söyleyemedi, aşık oldum da aldım diyemedi. Bana nasıl gülüyor bak. Şimdi de mutluluktan gülüyor ha. Allah'ım yarabbim. Bu programı yapmaktaki... Bak ne anlatıyor bak. Ne diyor ne? Sen niye diyor, görünce diyor, duygulandı diyor. Öyle mi? Tabii. Ha, kalabalığı görünce. Kalabalığı görünce diyor, milleti... Şurayı bir çeksene bak baba, Okan bak şuraya bak şuraya. Ya vallahi ben o zaman ne diyeyim biliyor musun? Yani gerçekten tam bir Akıncılar ilçesiymiş Demirci, buna kanaat getirdim. Çünkü burada zerre kadar gurur yok, zerre kadar kibir yok, zerre kadar havaya girmişlik yok. Kimseye ihtiyaçları yok. Toprakları bereketli. Çolukları çocukları var. Kazançları yerinde. Sofraları bol ve bereketli. Ama onlar bugünü bir şenlik kabul etmişler. Onun için diyor şenliği görünce diyor mutlu oldular diyor. Bizim de adımız Harun, soyadımız Şen. İzle En İyisi Gezmek programını, gelsin yerine neşen. Cennetten de en güzel yer olsun köçen. Doğru mu abi? Doğru. Ocağından da eksik olmasın meşen diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Aa, yalnız bu adamla bir röportaj sözüm vardı. Gel abi şöyle. Gel abi. Değerli izleyiciler, ben şöyle biraz yukarıda duracağım. Çünkü abi maşallah 65 yaşında. Millet yaşlandıkça çekilir. Abi yaşlandıkça uzuyor değerli izleyiciler. İşte köyümüzün en baba yiğiti. Abi nasılsın? Şükür elhamdülillah. Yenge neredeydi? Yenge kaldı. Ev oradadır. Ha, eve gitti. Evet. Nasılsın abi maşallah? Şuraya bak bak. Eli yanaş. Bak bak. Çiftçilerini görüyor musun? Bak bak. İnşaat ustasıyız ya. Vallahi palet gibi el. İnşaat ustası mı? Abi sen sıvayı elle yapıyorsun herhalde ya. Vallahi malaya gerek yok, küreye gerek yok. Nasılsın abi, iyisin? Ramazan yetiş. Ramazan yetiş, nerede bir inşaat var hemen yetiş. Aynen. Aynen öyle Ramazan abi. İyisin. Şükür elhamdülillah. Sağlığın saatin iyi. Çok şükür. Evet değerli izleyiciler, şimdi oradan Ramazan abi bir şey getirecek abimiz. Getir abi. Getir abi. Getir abi. Zaman zaman tekrara düşüyoruz belki ama kış geldiği zaman yaklaşıyor. Arabalara takacaksınız zincir. Bu köye gelecekseniz şöyle ortadan böleceksiniz, yiyeceksiniz incir. Ne abi? Bu çetlemik. Gel abi sen de gel. Gel abi çetlemik gel. Gel abi sen de gel ya. Bu esas işi. Anlat bu... bakayım abi. O bizim köyün göreneksel çetlemiktir. Göreneksel çetlemi ne bu? Çiğ mi yeniyor bu? Bu kahvesi olur, yağ olur. Kahvesi yağ. Evet. Şifa kaynağı. Şifadır. Bu. Çötlenik. Çetlemik. 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 Evet. Ha, çok doğru. Evet. Çetlemik değerli izleyiciler. Olmazsa olmaz şifa. Sen de anlat şifa abi. Şifa kaynağıdır. Bu bizim atalarımıza kalma. Bunun aslında yağı var. Çok geçerli. Soluklarla falan iyi gelir derler yaşlarımız. Bunu biz bu zamanda toplarız. Bir ay içinde biter bunun şey içi. Yağını çıkartıyorsun. Tabii. Yağını çıkarılır, satılır. Her şeye şifa diyorsun. Şifa. Yiyorsun abi. Münir bu. Bir bak bunu bu. Şifa bul. Atma, bu şifa bu. Branşit, nefes darlığı. Allah Allah. Sen bunu, bak. Değil bak. Bunlar, bak. Bunlar göğü. Bu erginler ne alacaksın bunu? Ergin hangisi abi? Bu yeşiller, yeşiller. Yeşiller mi olmuş olan? Evet. Benim adım Harun, soyadım Şen. Şenlik oldu. Köyün adı da zaten Sevinçler. Burada inşallah ömrü billah inşallah sevinçli bir şekilde yaşarlar diyoruz. Yolumuza revan oluruz. Şöyle hep beraber bir el sallayalım mı abi? Arkamda tam 200 yıllık bir değirmen var. Değirmenin sahibiyle birlikteyiz. Buğdaylar gelir, keşkeklikler gelir. Burada öğütülür. Abi peşin satan gibi oturuyorsun maşallah hacı abi. Hava güzel, sakin. Köyde de güzel geldi de. Değirmen çalışmıyor ama değerli izleyiciler. Elinden şöyle tutuyorum. Değirmene doğru hacı abiyi götürüyorum. Şu anda değerli izleyiciler su olmadığı için değirmen dönmüyor. Tarihi 200 yıllık binanın içine hacı abimle giriyoruz. Şöyle bakar mısınız? 1980'li yıllarda hacı abi burayı tadilat, tamirat yapmış. Değirmen bu mu abi? Evet. Aşağı yukarı 200 yıllık tarihi var. Tarihi değirmen bu. Su aktığı zaman diyorsun? Yağmurlar yağdığı zaman 6 ay çalışıyoruz. Yağmurlar yağdığı zaman bırakıyoruz. Temmuz'un 17'sine bıraktık. Yağmur yağana kadar bekleyeceğiz. Burada tekkeyi yine de bekliyorsun. Gördüğüm kadarıyla ocağı kurmuşsun. Çay demleniyor abi. Şey yağmur yağdığında diyorsun vatandaş getirir mahsulünü. Biz de burada gerekeni yaparız diyorsun. Üretiyoruz. Evet ama ben de şu sözle bitirmek istiyorum. İsim neydi abim? Necati. Necati abi, aslında sen asıl olanı tam buraya yazmışsın. Bakar mısınız değerli izleyiciler? Un gibi yumuşak ol. Gönül alıcı ol, kırıcı olma. Sözün son noktası. İzleyicilerimiz En İyisi Gezmek programına bu güzel görüntülerle veda edeceğiz. Anlatmaya gerek yok. Görüntüler konuşuyor. Arkada 200 yıllık bir değirmen ve gençler belki 20 yaşındalar ama oynadıkları oyun tam 500 yıllık. Manisa Demirci hoşçalar efeleri geliyor ekranlarınıza. İyi seyirler. Evet, Şehzadeler şehri, Akıncılar şehri, milli mücadele şehri Manisa Demirci'deyiz. Başkanım, neler söyleyecekseniz, yine güzel bir tarihi yapının da önündeyiz. Evet, burası eski bir kütüphane. Demirci organik özellikleriyle, doğal özellikleriyle tanıttık. Ama Demirci'nin bir diğer özelliği de kültürel yapısıdır. Osmanlı dönemine ait bir medrese ve onun kütüphanesi önünde biz şu anda konuşuyoruz. Evliya Çelebi'de de Demirci'nin, talebelerin çok bulunduğu bir yer olduğu belirtilir. Bu özelliğimizi biz hala daha koruyoruz. Türkiye'de fakültesi bulunan ilk ilçe Demirci'ydi. Meslek Yüksekokulumuz, eğitim fakültemizle Türkiye'nin birçok yerinde birinci öğretimde, özellikle Demirci'de yetişen öğretmen kardeşlerimizin emeği vardır, izi vardır. Bir diğer özelliğimiz de Demirci'de milli mücadelede çok kilit roller oynamış bir ilçedir. Kadim bir şehir. Ankara hükümetine bağlı en ileri karakol Demirci. Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı o gün itibariyle Demirci'ye gönderilmiş ve gerilla harbinin ilk örneklerini veriyor. Dünya savaş sanatında, onu ifade edelim. Bir tümen Yunan askeri Demirci ve civarından ayrılamıyorlar. Buralarda onları meşgul ediyorlar. Çok büyük kayıplar verdiriyorlar. İlk milli mücadeledeki ilk meydan savaşını Demirci topraklarında kazanmışız ve Demirci Yunanlıların Kurtuluş Savaşı'nda işgal altında tutamadıkları birkaç şehirden, ilçeden birisi. Bu da çok bizim iftihar ettiğimiz bir özellik. Tarihi geçmişini biz ortaya çıkarması açısından İbrahim Ethem Akıncı, Demirci Akıncıları adı altında Genelkurmay'ın bastığı bir kitap var. Biz bu kitap çerçevesinde Kurtuluş Savaşımızın pek ders kitaplarında yansımamış ama ancak uzmanları tarafından bilinen özelliklerini gün ışığına çıkartmaya çalışıyoruz. İbrahim Ethem Akıncı'nın yazdığı bu kitabı Genelkurmay 1930'lu yıllarda basıyor ve uzun yıllar harp okullarında ders olarak okutuluyor. Bu çalıştay vasıtasıyla inşallah bunları artık daha duyulur hale getireceğiz. Ve o günlerde büyük fedakarlık içerisinde bağımsızlık için mücadele eden kahramanları da ortaya çıkarmış olacağız. Demirci'nin tarihi ve kültürel yapısı açısından 16. yüzyıldan itibaren Demirci'nin tarihi, ekonomik, sosyal yapısını ortaya çıkan araştırmalarımızı biz hep kitaplaştırıyoruz. Bir fakülteye sahip olmanın bir takım avantajları var ama en önemli avantajlarının başında da işte o yörede ilim insanlarının, araştırmacıların da bol miktarda bulunması, biz bunu da bir avantaja çeviriyoruz. Son birkaç yıl içerisinde burada bizim kültürel yayınlarımızı bastırdık, izliyorsunuz. Amacımız tabii Demirci'nin bu güzelliklerinin zaman içerisinde kaybolmasını önlemek. Ama medeniyetimizi de kayıt altına almış oluyoruz. Yani bundan 100 yıl sonra Demirci'de neler yaşandığını araştırmak isteyen bir araştırmacı hiç zorluk çekmeden bizim bu dönemde yayınladığımız kitaplardan faydalanabilecek ve torunlarımıza ilginç gelecek birçok özellikleri de bugün onlardan gözleyebilmiş olacaklar, öğrenebilmiş olacaklar. Bugün siz bizim esnaflarımızı dolaştınız, zanaatkarlarımızı dolaştınız. İşte kaybolan zanaatkarlar ve sanatların tanıtımı ve kayıt altına alınması noktasında yeni bir kitabımızı bastık. İnşallah bizim atalarımızın sahip olduğu özellikleri biz koruruz. ve bizden sonra gelen nesillere aktarabiliriz. Demirci bu ilginçlikte bir şehir. Evet başkanım, çok çok teşekkür ediyoruz. Tarihi yerinde yaşamak ve tarihi yaşayanlarla birlikte aynı duyguları yaşamak istiyorsanız milli mücadele şehri, Akıncıların şehri, Şehzadelerin şehri Manisa Demirci'ye mutlaka ama mutlaka yolunuzu düşürün diyoruz.